aynı ediyor. Değerli arkadaşlar, şimdi Hüdapar Mardin İl Teşkilatımızla birlikte yangın afet bölgesini gezdik. Cenazelerin çok fazla olduğu Yücebağ köyünde taziyeye gittik. Hali hazırda şu anda iki tane cenaze defnedilmiş ama yolda olan, sonunda gelen, köye gelen cenazeler de var. Bunların sayısı henüz muğlaktır. Köylülerin ifadelerine göre, köylülerin anlattıklarına göre bu cenazeler 9 ya da 10 kişi civarında olduğu anlaşılıyor. Öyle bir büyük afettir ki köylülerin kendileri dahi kimin nerede nasıl yandığını, nasıl vefat ettiğini anlayamamış. Çok büyük bir afet. Birbirlerini kurtarmaya çalışırlarken bir anda etraflarının yangın tarafından kuşatılmasıyla hepsi yangın içerisinde kalmış ve 9-10 dolayında vefat olduğu anlaşılıyor. Ancak şu anda netleşen 2 kişi defnedilmiş. Urfa'da ve Diyarbakır'da cenazeler var. İsim isim saydıkları zaman bunlar 9 ya da 10 kişi oldukları anlaşılıyor. Bir de Köksaran köyü var. Köksaran köyünden de 3 cenaze olduğu, 2 erkek bir tane bayan olduğu anlaşılıyor. Şimdi insan sahayı gördüğü zaman ancak afetin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyor. Siz de gösterebilirsiniz. Çok büyük bir alan ateşin ortasında kalmış. Köylüler, yangını söndürmeye çalışan ve birbirlerini kurtarmaya çalışan köylerin çoğunluğu bir daha çıkamamış. Ya dumandan zehirlenmiş ya bizzat yangına, ateşe maruz kalmış ve orada yığılmış. Çok büyük bir maddi zarar söz konusu. Hem yetkililerden, tarım ilçe müdürlüklerinden aldığımız bilgi hem de köylülerden aldığımız bilgilere göre şu anda bu iki köyde 3000'in üzerinde ekili, henüz biçilmemiş tarım alanı, buğday tarlaları yanmış. Soğan tarlaları bağlarla birlikte ve anız alanı ile birlikte 10.000 dönümün üzerinde bir alanda yangın etkili olmuş ve bu sahayı tamamen bitirmiş. Şimdi bu konuyla alakalı televizyonlarda bazı yetkili arkadaşlarımızın da beyanlarında yangının anızdan çıktığı ifade edildi. Şimdi bunu henüz net olarak şimdi ifade etmek doğrusu çok güçtür. Biz bu konuda bir şey diyemeyiz ama şöyle bir durumla karşılaştık. Yangından hemen önce çok şiddetli bir fırtına var ve bu özellikle Köksalan köyüne yakın bir trafonun kablolarının çok sallandığı, birbirine temas ettiği bu fırtına nedeniyle ve yangının bu tellerin kopup yere düşmesiyle ya da yere kıvılcım saçmasıyla çıktığı köylülerin ifade ettiği bilgi. Ancak bunu biz kesinlikle öyledir ya da anızdan çıkmışlar diyemiyoruz ama şimdiye kadar bunun aksini söyleyen kimse çıkmamış. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi buradan yetkililere ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Afetler olabilecek şeylerdir. Bizim memleketimiz, ülkemiz birçok afet yaşamış şimdiye kadar. Birçok deprem, birçok sel felaketi, birçok farklı afetlerle sarsıldık, bunları gördük. Biz genelde yardımlaşarak, birbirimize yardımcı olarak ve devlet imkanlarının da kullanılması suretiyle biz bu yaralarımızı kısa bir süre içerisinde sardık. Burada da 2-3 özellikle yoğun olarak ifade ettiğim yangının hissedildiği 2-3 köyde ağır bir zarar, ağır bir afet var ve bu yaraların sarılması lazım. Buranın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Köylünün zararının karşılanması lazım. Telef olan hayvanlar var, yanan buğday tarlaları var ve özellikle sulama alanında kullanılan binlerce boru ve sulama tesisatı yanmış tamamen. Trilyonlarca bir zarar söz konusu. Çiftçiler özellikle ifade ettiler. Zaten kendileri çok ağır borçlar altındaydılar. Bu şu anda yapmaya çalıştıkları sulu tarım ya da kuru tarımı
bankalardan krediler alarak, borç altına girerek yaptıklarını, yapmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Bundan sonraki süreçte artık bu parayı ödeyecek ne ürün, ne imkan, ne malzeme olmadığını ifade ettiler. Dolayısıyla devletin sosyal devlet anlayışı gereği burayı afet bölge ilan etmesi, yaraları sarması ve zararı tazmin etmesi lazım. Bu bizim de köylerimizin de beklentisi ve sosyal devlet olmanın da gereğidir. Allah-u Teala bir daha bu tür afetleri yaşatmasın. Hepimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere özellikle Allah-u Teala'dan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Allah-u Teala bizi ve bütün insanlığı bu tür ağır afetlerden muhafaza etsin. Bir daha yaşatmasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Çalışan